Herkese merhaba. Tatil çantamda ne var videosunu izleyenleriniz ya da beni Instagram'dan takip edenleriniz kısa bir yurt dışı seyahatine gittiğimi zaten biliyorlardı. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla özellikle yaptığım alışverişler çok merak edilmiş. Ben de daha çok aslında yurt dışında kozmetik üzerine alışveriş yaptım. Çok da vakit kaybetmeden hemen aldıklarımı size paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Aldığım ürünleri size rahat göstermek için şöyle kocaman bir piyaj çantasına koydum. Şimdi elim attığım ilk ürüne başlayalım. Elime H&M'in şöyle güllü, çok cici tonlarda pembe, turuncu, şeftali tonu ve ortada da simli pembe bir gül. Hepsini karıştırıp biliyorsunuz kullanıyorsunuz bunu. Rengi bende nasıl duracak hiç bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde yapacağım bir makyajda mutlaka denemek istiyorum. Yine H&M'in Lip Tint by H&M lipstikleri geldi, renkli lipstikleri. Bu ürünü aslında sevgili Görkem Karman'ın tavsiyesi üzerine aldım. O çok beğenmişti. Ben Türkiye'de bulamamıştım. Yurt dışında Prag'daki H&M'de bulunca hiç vakit kaybetmeden bunun 3 rengini de aldım. Bu kırmızı tonu, diğer tonları da çantadan çıkacaktır. Şöyle tatlı bir Barbie pembesi. Bir tane daha var. Zaten 3 rengi vardı. Bulabilir miyim? Neyse, çıkacak çantadan. Çıktığı zaman da göstereyim. Evet, Lee Stafford'un Bleach Blondes şampuanı. Bu mor bir şampuan. Daha önce farklı yurt dışı alışverişlerimde mor şampuan deneyimim olmuştu ve çok sabırsızlıkla alıp hemen oradayken denemek istemiştim ve böyle birkaç olumsuz tecrübem de oldu aslında. Ama hala ısrarla her gittiğimde farklı markaların mor şampuanlarını kullanmayı seviyorum. Bu ürünün de yurt dışındaki bloglarda ve vloglarda çok metini duydum. O yüzden bulunca hemen bir tane almak istedim. Önümüzdeki günlerde denersem bununla ilgili tecrübelerimi mutlaka paylaşacağım. Özellikle bu sarışınları ilgilendiriyor zaten. Bakalım. Clarins'in Pure Melt Cleansing Gel temizleyicisi. Ben bu ürünü daha önce de kullanmıştım. Hem de çok severek kullandım. Şu şekilde jel bir formatı var. Elinize aldığınız zaman beyaz renge dönüşüp kremsi bir yapıya dönüşüyor ve makyajınızı çok güzel arındırıp cildinizi çok güzel nemlendiriyor. Türkiye'deki Douglas'lardan alıyordum ben bunu ama Douglas'a artık gelmediğini öğrenince orada da bulunca Free Shop'ta hemen almak istedim. Zaten çok sevdiğim ve her zaman kullandığım bir ürün. Tavsiye edebilirim size bunu. John Frieda'nın Sheer Blonde Go Blonder spreyi. Bu ürün Türkiye'de yok. Yine dediğim gibi ben hep bloglarda ve vloglardaki tavsiye üzerine bunu zaten çok almak istiyordum. Prag'da da bulunca kaçırmak istemedim. Gerçi şu anda pek mevsimi değil aslında. Yazın bunu belki sıkıp güneşe çıkmak daha mantıklı olabilir. Gerçi ısıyla da sıkıp saçınıza, fön makinesiyle de kurutup saçınızı açabiliyorsunuz. Zaten aslında benim saçım röfleli. Şu anda bunu kullanmama gerek yok. Ama yine de bulunsun. Belki önümüzdeki yaza uçlara sıkarak, belki uçlara biraz daha ombre etkisi vermek isteyebilirim. Bununla da ilgili eğer önümüzdeki sene kullanırsam mutlaka deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bakalım ne çıktı. Bu zaten Türkiye'de hiç olmayan bir marka. Manufaktura. Yani genelde bunu aslında Prag'da yaşayanlar Manufaktura diye telaffuz ediyorlar. Aslında şeye benzetebiliriz bunu. Lush gibi diyeceğim ama tam olarak Lush gibi de değil. Böyle tertemiz sabunların, doğal vücut yağlarının olduğu bir yerel bir mağaza burası. Biz her gittiğimizde oradan mutlaka bir şey alıyoruz. Bu sefer kendime bir masaj jeli aldım. Jel formatında. Kokusu çok güzel zaten. Biraz mentollü ve naneli. Biliyorsunuz ben mentol ve nane kokularını çok seviyorum. Bunu bütün vücudunuza, ayaklarınıza, ellerinize, işte bacaklarınıza, yorgun hissettiğiniz tüm vücudunuzdaki bölgelere, her yere sürebiliyorsunuz. Bu böyle güzel bir ürün. Dediğim gibi ama yerel bir marka. Başka bir Avrupa ülkesinde var mı bilmiyorum. H&M'in diğer açık rengi de geldi. John Frieda'nın Sheer Blonde Everlasting Blonde şampuanı. Ülkemizde aslında John Frieda'nın birçok ürünü var ama bu seri ne yazık ki yok. O yüzden ben de bunu her yurt dışına gittiğimde bulursam mutlaka satın alıyorum. Sarı saçlar için özel bir şampuan bu. Zaten genelde sarı saçlar için yapılan bir şampuanın en büyük özelliği saçın nemlendirmesi ve işte saçınızdaki o kızıllık ve matlığı nötralize edip parlak ve tane tane göstermesi saçlarınızı. Daha önceki bir seyahatimde yine bunu almıştım. Çok memnun kalmıştım. Bu sefer çok abartmadım çünkü çok ağır. Bir saç kremini bir de şampuanını aldım.
Şampuanla da bakalım. Şampuan da burada. Yani ikili set olarak sadece birer tane aldım. Şimdi elime zaten ülkemizde de olan, Sephora'da satılan Glam Glow 12'li göz maskesi ürünü geldi. Bu ürünün vaat ettiği şey koyu halkalar, yorgun gözler, şiş göz altları ve parlaklık verdiğini iddia eden bir ürün. Dediğim gibi 12 tane içinde var. Ayrı ayrı tek tek kullanıyorsunuz. Bunu daha önce Metin'i çok duyduğum için aldım. Aslında bizim ülkemizden de Türkiye'den de alabilirdim ama hazır orada Sephora bulmuşken alıp kullanmak istedim. Henüz açmadım. 12 gün boyunca kullanacağım. Mutlaka yine size tecrübelerimi zaten paylaşacağım bununla ilgili. Bakalım. Wild Elixir by Shakira. Daha önce Shakira'nın hiçbir parfümünü kullanmadım. Aslında daha önce hiçbir ünlünün parfümünü kullanmadım. Bunu Free Shop'ta çok ucuza bulduğum için aldım açıkçası. 50 TL'ye denk geliyordu fiyatı. Tam olarak 50 TL'ydi aslında. Kokusu bence yaz kokusu. Benim daha önce size çok severek kullandığımı söylediğim Jill Sander Sun parfümüne çok benziyor bence. Çünkü yine güneş yağı gibi kokuyor. O yüzden alıp koymak istedim. Dediğim gibi bence şu an pek mevsimi değil ama yine de arada sıkıp kullanabilirim. Güzel bir parfüm. Tamamıyla güneş yağı kokan bir parfüm. Bakalım. Evet, tekrar Manufaktura'dan bir ürün geldi elime. Bu aslında banyo tuzu. Bizim evimizde küvetimiz yok ama ben nedense her gittiğimde bu tarz ürünler almayı çok seviyorum. Çünkü bunları banyo tuzum, küvetimiz olmasa bile banyomdaki böyle sepetimin ve işte el havlularımın olduğu bölüme koyuyorum. Hem çok güzel bir görüntü yaratıyor hem de çok güzel koku veriyor. Bu ürünü de zannediyorum yine aynı şekilde kullanacağım. Şurada minik şöyle bir tahtadan kaşık gibi bir kısmı da var. Belki tek paketinde de kullanabilirim, şıklık olsun. Belki bir kasenin içine koyup da kullanabilirim. Aynı zamanda koku da verir. Çok güzel gül kokuyor. Elime bir tane oje geldi. Top Shop'ın Nails'ı. Top Shop'ın da çok güzel bu arada makyaj malzemeleri vardı ama çok bir şey almadım. Rengi şöyle. Tam anlayabilecek misiniz bilmiyorum ama zaten metalik bir renk. Bunu önümüzdeki günlerde deneyeceğim mutlaka. Yine Manufaktura'nın o vücut masaj jeliyle birlikte kullanabileceğiniz bir sabunu. Çok güzel kokuyor bu da. Bunu mutlaka kullanırım. Bunlara ek olarak aslında çok da fazla bir şey almadım ama çok sevdiğim birkaç arkadaşıma da hazır oradayken bir şeyler almak istedim. Çok sevdiğim, çok çok cici bir arkadaşım bu iki ürünü çok seviyor. Bir tanesi Lush'ın Big şampuanı, bir tanesi de Yves Rocher'in şeftalili yüz peelingi. Daha henüz ona vermedim tabii ki ama bu hafta görüşme şansımız olursa mutlaka en kısa zamanda hediyelerini ona vermek istiyorum. Umarım beğenir. Çünkü çok severek kullanıyordu, ben de hoşuna gideceğini düşündüm. Yine çok sevdiğim bir arkadaşım, şu anda İzmir'de. Ona da o çok sevdiğim Manufaktura'nın el kremini ve sabununu aldım. Bana bu YouTube kanalım döneminde çok çok son derece destek olan ve beni çok yüreklendiren başka bir arkadaşıma da, o böyle doğal şeyleri çok sever bu arada, bayılır ve çok dikkat eder. Hep doğal şeyler kullanmaya özen gösterir. Ona da, hepimize bu arada aynı aromadan almışım, şu an fark ettim galiba ben onu sevdiğim için. Ona da yine bu benim kendime aldığım ve diğer arkadaşıma da aldığım, çok fresh olduğu için herhalde bunu tercih ettim, risksiz gördüm. Ona da bunun setini aldım. Burada da yine banyo yağı, yağlı bir karışım nemlendiren, body lotion'ı, sabunu, bir tane banyo tuzu var içinde, bir de işte şey ponza taşı ile fırçası var. Onu da beğeneceğini umuyorum. Umarım hepsi beğenirler hediyelerimi. Yurt dışı alışverişimin sonuna geldik. Tanıttığım ürünlerden birçoğunu aslında henüz deneyimlemedim ama kullandıkça mutlaka tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Kanalıma yeni gelenler, eğer hala kanalıma abone olmadıysanız o zaman abone olmayı unutmayın. Yastığımı aranızda beğenenler olmuş, çok teşekkür ediyorum. Aslında YouTube'a çok teşekkür ediyorum bu yastığı bana gönderdiği için. Kanalıma abone olmayanlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarıma merveozkaynak.com'dan veya videonun aşağısında, alt kısımdaki detaylar bölümünden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.